Senden 500 bin lira para istemiş Alev Hanım. Sakın oğlum, sakın bu parayı vermeyeceksin. Bunları sana Ayda mı söyledi anne? Kim söylediyse söyledi, ne önemi var? Kız endişelenmiş, geldi bana anlattı. Endişesinde de haklı. Keşke önce bana sorsaydı. Ne diyorsun oğlum içine içine? Yok bir şey, bir şey demedim. Aydacığım, ben pot mu kırdım kızım? Teoman senin bildiğini bilmiyor muydu? Biliyorum tabii ki anneciğim. Bilmez olur muyum? Ayda'yla da az önce konuştuk. O da endişelerini söyledi bana. Sadece biz her şeyden önce birbirimizle konuşacağız diye söz verdik çünkü onunla. Ne endişemiz ne korkumuz varsa önce birbirimize söyleyeceğiz dedik. Değil mi Ayda? İyi işte tamam. Kız haklı. Nereden çıktı bu borç meselesi? Oğlum tam 500 bin lira. Yok artık canım, olmaz öyle şey. Şş, tamam anne. Kız içeride duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Tamam. Alev yanımızda büyüdü. Ama yıllardır ne yapar ne eder bilmiyoruz. İnsan değişir. Yaşadıkları onları düzeltir de bozar da. Bu kız yıllardır seni aramadı. Sonra birdenbire karşına çıktı. Şimdi de borç istiyor. Normal mi bu oğlum? Of tamam anne. Ya bilmediğin şeyler var. Neymiş bilmediğim şeyler oğlum? İnsan senelerdir görmediği bir insandan 500 bin nasıl ister? Normal mi bu yavrum? Alev senin neyin? Ailemizden değil, bir şey değil. 500 bin istiyor. Ayda endişelenmekte haklı. Hayır, bunun başka bir ismi var. Borç değil bu. Ama şimdi ben burada söylemek istemiyorum. Neymiş yaptığımın adı Nihan teyze? Söyleyin ben de öğreneyim. Alev. Ben senden para mı istedim Teoman? Söylesene. Nasıl böyle şeyler söylersiniz hakkımda? Özür dilerim. Kulak misafiri oldum. Ama maalesef bütün söylediklerinizi duydum. Nihan teyze evet. Benim borcum var. Ama ben Teoman'dan para falan istemedim. Söylesene Teoman. Alev benden para falan istemedi. Borcunu ödemeyi ben teklif ettim. Ama seni buna mecbur bıraktı. Ağlamaklı ağlamaklı konuşuyordu. Ödeyemeyeceğini söyledin. Ben mi yanlış duydum? Bizi mi dinledin gizlice? Keşke öyle yapacağına gelip yanımıza otursaydın. Her şeyi duysaydın. Demek o yüzden bana az önce mikrop falan dedin. Ne? Sorun yok Teoman. Ben alışkınım hor görülmeye. Bakın, ben kendimi acındırmak için ağlamadım. Çaresizliğimden ağladım. Bir düzenim vardı benim, işim gücüm vardı. Bir anda her şeyi kaybettim. Simit almaya çıktım sabah. Param çıkışmadı, inanabiliyor musunuz? Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Zor. Çok zor. Ben Teoman'dan para falan istemedim. Verseydi de almazdım zaten, emin olun. Evet. Teoman bana borcumu ödemeyi teklif etti. Ben şimdi cevabımı vereyim Teoman. Asla kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de. Senden tek kuruş para dahi almayacağım. Senden de, kimseden de. Alev, bak biz aslında öyle demek istemedik. Kızmadım. Siz de haklısınız. Mehmet'in söylediği yalana inanıp benden şüphelendiniz değil mi? Alev, burada Mehmet'in sözüne inanan bir kişi bile yok. Merak etme.
İnanın ben zannettiğiniz gibi biri değilim. Kimseye daha fazla huzursuzluk vermek istemiyorum. Ben başımın çaresine her zaman kendim baktım. Yine bakarım. Özür dilerim. Alev! Bravo size. Bravo. Özür dilerim. Yüzüme bak ne olur. Tamam. Senden önce anlatmamalıydım annene Alev'in para isteme meselesini. Biliyorum. Biz birbirimize söz verdik. Her şeyi önce birbirimize anlatacaktık, birbirimize soracaktık ama... Benim yüzümden oldu. Ayda'yı ben doldurdum, ona kızma. Ben apartmanın önünde Alev'le sizi sarılırken görünce... Ne? Ne demek şimdi bu? Sen Alev'le beni aşağıda sarılırken mi gördün, apartmanın önünde? Ben sevgilimin evinin önünde... Alev'e mi sarıldı? Bunu mu demek istiyorsun? Öyle demek istemedi. Ne demek istedi peki? Teoman tamam. Alev simit alamamış, onu üzülmüş. Sen de ağladığını görünce yanına indin demek ki. Anladık biz. Değil mi Demet? Demet de yok yere kuşkulandı Alev'den. Baksana Demet hiç de öyle düşünmüyor. Demet sen bana güvenmiyor musun? Ben ona güvenmiyorum, sana değil. Ya hem sen bana güvendin mi ki? Mehmet'i evimde gördüğünde, bana çek verdiğini öğrendiğinde... ...onunla işbirliği yapmakla suçladın beni. Bu aynı şey değil. Neden? Aynı şey. Benim de ona borcum vardı. Üstelik ben de hala ödeyemedim. Demet tamam. Ama sonra geldin bana anlattın. Ben de inandım sana. Ben de sana inanıyorum. Ama ona güvenmiyorum. Çocuklar, neredesiniz siz? Neyse. Ben çıkıyorum. Online bir toplantım var. Önce şirkete gideceğim. Birkaç evrak unuttum. Anne, bırakayım mı seni de? Yok. Biz kızlarla biraz daha otururuz. Tamam, siz geçin. Ben kahve yapıp getireyim. Özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.